Namaz Allah'la buluşmanın en güzel yolu. Allah'la olabilme zevkini en kuvvetli yaşadığın yer secde yeri. Diyor ki Rahman suresinde 4 tane cennet vardır. Birinci cennet, eğer nimeti verenin Allah olduğunu bilirsen ve o nimet sana haram değilse ondan zevk al diyor. İşte o nefsin cennetidir. Her şeyi helal veya haram hale getirmek bizim elimizde. Evet, her şey Adem'den oluştu ama Adem hamd makamından Hazreti Muhammed'in tecellisidir. Her şey onun oluşumu için var olmuştur. Bütün peygamberler ona hazırlanmak için var olmuştur. Kadın erkeğin kendi hakikatini görmesi için gereken aynadır. Kadını sevmezsen o aynayı görmemiş olursun. Kendini tanımamış olursun. Efendim merhabalar. Muhteşem bir atmosferden, muhteşem bir insanla merhaba diyorum size. Neredeyim? Nef Vakfı Kenan Errifai Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Araştırma Merkezi. Besmele'yi birlikte çekiyoruz değil mi hocam? Evet efendim. İlk defa sizinle yapıyoruz Emel'cim. Çok kıymetlisin benim için. Onun için ilk görenin sen olmasını istedim. Daha henüz açılışı yapılmadı. Çünkü alt kat dünyada ilk olan bir tasavvuf tarihini belirten bölümlerden oluşacak. Ve bu araştırma merkezi olacak inşallah. En alt katta enstitümüzle ortak yapılan çalışma merkezi olacak. Fakat burası tabii çok özel. Sakalı Şerif'in olması, Peygamber Efendimiz'in, Kabe örtülerinin olması, bütün büyük mürşitlerden bana verilen örtüler, Ahmet Erfai Hazretleri, Sancağı Şerifler, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ücveri'den tut, aklına gelebilecek her yerdeki manevi insanlardan birer örtü veya birer hatıra burada bulunacak. Fakat buranın asıl yapılış sebebi tabi Sakalı Şerif'in konması, en önce o. Ve arkadan da hocamın bize öğrettiği, bizi insan etmek için verdiği uğraşılara karşılık bizim acizane bir hizmetimiz olsun istedik. Onun manasını zaten yaşıyor. Fakat bütün dünyaya tanıtmak amacıyla burayı kızların büyük gayretiyle Allah hepsinden razı olsun kurduk. Çok şükür. Ellerinize, emeğinize sağlık. Her detay düşünülmüş. Sizinle ben ilk karşılaştığımda öyle tahmin ediyorum 25 yıl önceye gidiyor. Tasavvuf dendiğinde bazı yanlış anlamaların olduğu dönemleri hatırlıyorum. Burada sizin katkınız inkar edilemez. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum size kendi adıma. Örneğin tasavvuf dendiğinde daha o zamanlar acaba şeriatı reddeden, şeriatle çelişen, çatışan durum oluşabilir mi sorularıyla karşılaştığımı hatırlıyorum. Ama siz yıllar içerisinde bunu öyle bir noktaya taşıdınız ki bir kez daha sorayım. Tasavvuf dediğimizde şeriatle çelişen, çatışan bir şey mi anlamalıyız? Estağfurullah. Şeriat bizim bütün düzenimizi koruyan adeta vücudun teni gibidir. Şeriat olmadan iç olmaz. O kabuk olacak ki, bizi koruyacak ki iç manalara gidebilelim. Namaz Allah'la buluşmanın en güzel. En güzel. Yani sen ve o var. Zaten biraz sonra herhalde o konulara gireceğiz. Benim hayatımın üçüncü devresi burada geçirdiğim. Ve gerçek huzurun tam kesintisiz bulunabilmesinin şartı Allah'la ilişkidir. Yani bunu öğrendim bu yaşıma kadar. Bu ilişki ne kadar kuvvetlenirse sen o kadar vesveselerden, dünya sıkıntılarından uzak duruyorsun. Bunun için mutlaka şeriatın koruması altına girmek zorundasın. Onun için namazı, orucu, hatta Kabe'deki o muazzam zevki hiçbirini bir yansıyamazsın, bir tarafa atamazsın. Mısır Niyazi Hazretleri diyor ki, şeriat dağa çıkmak gibidir. Hakikat dağdan inmek gibidir ama çıkılmadan dağdan inilmez. Yukarıdaki de diyor kamil insandır.
Çıkanı da bakar, inene de bakar, hepsinin sahibidir diyor. Şimdi böyle bir zevkin içinde, yani Allah'la olabilme zevkini en kuvvetli yaşadığın yer secde yer. Ve o namazda var. Yokluğunu hissetmek, hiçliğini hissetmek. O çok zevkli bir şey, anlatamam sana. İşte o zevki yaşadığın zaman, yani ibadetlerin koruması olmasa, o zevki yaşamak çok zor. O seni alıştırıyor. Allah'la birliğe. Kardeşimin çok güzel bir sözü vardır. Günde 5 vakit Allah soruyor. Neredesin? Hadi dön bana diye. İşte o zevki yaşamak. Vücudunun her bir organının ona secde ettiğini, onun önünde yok olduğunu görmek. Onun için de şeriat şart. Şeriatsız hiçbir şey olmaz. Bestami'nin çok güzel ifadeleri var hocam, sizden öğrendiğimiz. Bence ölünce Allah tek bir şey soracak diyor. Bir ömür boyu ben seninleydim, sen kiminleydin? İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in de şöyle ifadeleri var. Seni Allah'tan alıkoyan her şey haram. Evet. Tasavvuf bu haramı biraz daha fazla irdeleyen bir taraf gibi sanki. Hani tam aksine. Evet. Değil mi? Evet. Yani ben helalinden de geçtim diyor ya Hazreti Ali. Evet. Sen haramı bıraktın, ben helalinden de geçtim. Fakat bu sene ben Rahman suresini çalıştım. Ay çok zevkli. Yani Emel'cim o kadar zevkli ki. Burası da Rahman suresi gibi. Ağaçların secde ettiğini görüyorsun. Dışarıda manzarayı gördün. Gemiler geçiyor. İnsanı kamilin vücudu gibi korunmaya alındığını hissediyorsun. Yeşil cennetin rengi. Cenneti hissediyorsun. Kuşların cıvıltısı sana Allah diyor. Böyle. Fakat çok hoş, çok hoş bir şey var. Diyor ki Rahman suresinde 4 tane cennet vardır. Birinci cennet, eğer nimeti verenin Allah olduğunu bilirsen ve o nimet sana haram değilse ondan zevk al diyor. İşte o nefsin cennetidir diyor. Bakar mısın? Yani biz şeriatımıza göre hani zühte giriyoruz, bazı şeylerden sakınıyoruz. Allah diyor ki ben onu sana haram etmedim. Ama sen onun şükrünü yapıyorsan, Allah'tan geldiğini biliyorsan ve her an o verdiği nimet senle Allah arasında bir ilişki kuruyorsa, bırak o sana nefsinin lezzetini versin. Yani suyu dahi Allah'ı unutup içiyorsan o haram mıdır? Evet. Ahmet Arif Ayi Hazretleri'nin musiki hakkında söylediği de bu. Diyor ki, eğer diyor musiki, hangi müzik olursa olsun, seni Allah'la birleştiriyorsa o dini müziktir ve sana helaldir. Ama sen o musiki esnasında kime ne kötülük yapayım, kime ne fenalık yapayım diye düşünüyorsan ya da farklı şeyler hissediyorsan o sana haramdır diyor. Onun için her şeyi helal veya haram hale getirmek bizim elimizde. Evet. Yani mesela ben çok eleştirmezler inşallah. Bazen bir Batı müziği mesela Bach'ı dinlerken Miraç'a doğru gittiğimi hatırlıyorum. Yani o kadar zevk alınca bir şeyden ki alma demiyor. Zaten Bach'ın müziği de Allah için yazılmış bir müzik. Ama ilahilerde de seni Allah'a götürüyorsa o ilahi sana zevk veriyor. Onun için yani benim herkese anlatmak istediğim şu. Önce peygamberle, sonra Allah'la yakın ilişki kurmak. Önce peygamberle önce ama. Peygamberi sevmezsen, kabul etmezsen ve onun oluşturduğu makamı göremezsen o zaman Allah seni sevmiyor, kabul etmiyor. Neden? Hamd. Peygamber Muhammed. Onun makamı hamd. Bütün alem bu hamd için yaratıldı. Hamd için ilmel yakinde çok şey söyleniyor. Her şeyden memnun olmak. Hayal gibi bu lafları dinledik senelerce. Ama hamdı yaşıyoruz şimdi. Şöyle yaşıyoruz. Mesela ben ciğer hastasıyım. Merdiven çıkmakta çok zorlanıyorum. Ama her basamağında şükrediyorum. Beni hareket ettir diyor.
hareketten mahrum bırakmıyor diye. Şimdi evde merdiven var. Sonra insanlara bakıyorum. Çok sıkıntıları olan insanlar görüyorum. Ama yüzleri gülüyor. İçlerinde huzur gitmiyor. Yani sıkıntı, bela, dert insanın huzurunu almıyorsa o makama hamd makamı diyor. Ve sıkıntıya rağmen gülümseyebilme, kabul edebilme hali. Ama Fatiha'da hamdla ilgili ifade nasıl anlamalıyız hocam? Şöyle, hamd sadece onadır ifadesini. Şöyle, hamdı biz yapamayız. Hamdı Allah bizden yapıyor. Yani o kadar buna kitaplar hamd, Allah'a en yakın olan mertebe diyor. Hakkel yakin. Yani ilimle bilmek değil, görerek, hamd edeni görerek de bilmek değil. O olarak bilmek. Hazreti Muhammed'in makamı diyebilir miyiz tabii buna hocam? Tabii o hatta o bu makamın sahibi. Hakkel yakını. Evet. Ve de hamdın sahibi. O hamd olarak. Yaratılmışların en başı o biliyor musun? Şimdi şeyi çalışıyorum Hazreti İsa'yı Füsus'ta. Diyor ki Adem İsa'nın babasıdır. Hazreti Muhammed dedesidir diyor. Bu anlatıma bayıldım yani nasıl muhteşem. Sana? Muhteşem. Muhteşem. Çünkü hocam evet, İbnül Arabi de evet, çok muhteşem ya, bir çok sultan. Olmasa ne yapardık acaba diye düşünüyorum. Yani diyor ki evet her şey Adem'den oluştu ama Adem hamd makamından Hazreti Muhammed'in tecellisidir. İlk tecellisi. Onun için Ruhullah olan İsa da diyor velayette son tecellidir. Ama nübüvvet ve risalet, velayet, hatemi peygamberimizle bulmuştur. Her şey onun oluşumu için var olmuştur. Bütün peygamberler ona hazırlanmak için var olmuştur. O cevami ülkelimdir diyor. Ben bu anlatıma bayılıyorum. Çünkü kelimeyi anlatırken Allah Kur'an'da, Kehf suresinde bütün ağaçlar kalem, bütün denizler mürekkep olsa onun bir vasfını bile anlatamaz. Kamil insanı anlatıyor kelimeyle. Ama peygamberimiz kamil insan değil. O ekmel. Bütün kamillerin çok toplandığı yer. Onun için cevamiül kelim. Kelimelerin toplandığı yer. Onun için her şey peygamber için var olmuş. Şimdi bu hakikati görmeden onun yokluğunda Allah'ı seyretmeden Allah seni kabul etmiyor. Önce onu seyrediyor. Önce onu sev diyor. Fakat o da kendinde hiç tutmuyor. Hemen seni Allah'a yolluyor. Şimdi öyle bir şey zuhur ediyor ki sen artık Allah'la konuşmaya başlıyorsun. Yani haşa ben Musa değilim. Ama ben derdimi ona anlatıyorum. Sıkıntımı onunla paylaşıyorum. Derdim olmuyor da çok şükür. Yani bir şey olursa bir çocuğum için dua edeceksem ona bırakıyorum. Çünkü bak burası da çok güzel İsa faslından öğrendiğim. Kesretten vahdet, vahdetten kesret. Her şey Allah. Başka hiçbir şey yok. Senin içine diyor isteği veriyor diyor. Öyle değil mi? Yoksa ben nereden isterim böyle bir müze kurmayı ya da kürsüler açmayı? İçine veren o. O zaman amir Allah diyor. Sen memursun yapmaya diyor. Fakat diyor senin içine bu istek gelince ne yapıyorsun diyor. Açıyorsun ellerini. Allah'ım bunu bana yap. Şunu bana ver. Allah'a diyor emrediyorsun diyor. Dua bir çeşit. Allah da isterken emir sigasında kullanıyor. Allah'ım bunu yap ne olur. İşte çocuklarıma şöyle yap. Bunlara böyle yap. O zaman diyor amir sen oluyorsun. Memur Allah oluyor diyor. Yani kendinden kendine, gene kendinden kendine, vahdetten, birlikten bölünmeye, kesrete bizim olmayan vücutlarımızdan, bir sinek kadar hükmü olmayan vücutlarımızdan bizde kendiyle konuşuyor. Eğer vücudumuzda ondan başka hiçbir şey kalmadıysa, lem yelit ve lem yuletsek, burası çok önemli. Yani çocuğumuz var, anamız var, babamız var
Ama biz biliyoruz ki her şey o. Ne evlattan, ne anadan, ne babadan geçmeden, onlara da hürmet ederek, saygı duyarak, vazifelerini yaparak ama onların da olmadığını, her şeyin Allah olduğunu idrak ederek. Kuantum da bunun bir versiyonunu bugün kesinlikle söylüyor zaten, evet, hocam. Madde yoktur diyor. Evet. Enerjidir diyor. Enerjidir. Enerjidir diyor. İşte bunu hissediyorsan o zaman sen lem yelit ve lem yulet. Doğmamış ve doğurmamış gibisin. Evet, var etrafında ama hiç yok. Sen fertsin. Ve İbn Arabi'ye göre peygamberimizin makamı ferdiyet, teklik, kişilik, şahsiyet hepsi onda toplanmış. Onun için çok şükür onu sevmeyi o nasip etsin. Çünkü tasarrufu Allah peygambere veriyor. Ki Hazreti Mevlana da diyor ki bir şey isteyeceksen ona git. Ona git. Allah bütün saçları ona Hazreti saygı Muhammed'e verdi. Ama hocam günümüzde ben Kur'an'ı kendim okurum, anlarım. Peygamberlik mefhumu aracı, benim aracıya ihtiyacım yok diye, özellikle acı tarafı belki bu olabilir. Yeni nesilde kendine güven mi diyelim, ne diyelim buna bilmiyorum ama bir hoyratlık sezebiliyoruz. Bir kişi peygamberi tanımadan o kıymetli basamağa atlayarak varabilir mi? Varmaya kalktığında hangi tehlikeler onu bekliyordur? Kur'an-ı Kerim'i tek başına okumak bile çok büyük tehlike. Çünkü onun içindeki bazı şeylerin iç manalarını mutlaka bilmek lazım. Bilmediğin zaman kelimesinde takılıp kalırsan herkesin bize sorduğu sorular gibi Allah bunu niye böyle demiş, niye böyle demiş diye takılır kalırız. Mesela kadının nefis olduğunu, erkeğin akıl olduğunu ama nefsin de aklın da tek başına hiçbir şey yapamayacağını, ancak birleşirlerse ve Allah'a doğru giderlerse o zaman Allah'ın Kur'an'da yazılan ayetlerinin tecelli edeceğini bildiren bir öğretmen lazım. Ben senelerce lisedeyken bazı yazarları çok severek çalışmıştım. Kafka bunlardan biriydi. Çok iyi bildiğimi iddia ediyordum ama kendi başıma çalışmıştım. Benim ihtiyacım yok hocaya dedim. Ben kendim öğrenirim. Aynı şimdi söyledikleri gibi. Sonra kız kardeşim de kolejde okuyordu. Bana dedi ki sen 3 senedir Kafka çalışıyorsun. Bir soru sormak istiyorum. Sordu. Ben de bir yarım saat kadar konuştum. Biliyorum ya. Sonra dedi ki, ya dedi, sen hiç anlamamışsın Kafka'yı dedi. Niye dedi? E dedi, bize hoca bir anahtar verdi dedi. Biz dedi onunla zaten bu soruları çözdük dedi. Sen ne diyorsun diye ben sana sordum dedi. Ama senin anlattıkların değil dedi. Ben de o zaman bir düşündüm. Bir Kafka'yı anlamak için bile hocanın bir anahtarına ihtiyacımız var. Koca Kur'an'ı anlamak için peygamberin sünnetine ve insan-ı kamillerin yorumuna ihtiyaç olmaz. Ve o zaman Mevlana'ya başvuruyorsun. İbn Arabi'ye başvuruyorsun. Onların yorumlarına başvuruyorsun. Ve karşında Kur'an'ın içinde deryalar görüyorsun. Ay ben ne kadar basit okumuşum diye bakıyorsun. Ve işte Allah'ın o sonsuz sanatını Kur'an'da seyretmek, yani sana öyle bir zevk veriyor ki. İşte Kur'an çalışırken bazen bir cümle duyup gecelerce uyumadığım oluyor. Allah'ım sen nasıl bir büyük sanatçısın diye. Bunun gibi yani biz bize yetmiyoruz. Mesela bir acı duyduğumuzda bir anda o güvenimiz gidiyor. Daha acılarımızı dindirecek kadar bile güçlü değil nefsimiz. Kesinlikle. Dindirebiliyor mu? Kesinlikle hocam. Hazreti Peygamber'in ifadelerinde bana dünyadan 3 şey sevdirildi derler. Namaz, koku ve kadın. Evet. Namazı anlattınız. Koku ve kadın kısmını da sizden rica edelim. Hatta özellikle kadınla ilgili olan da detay rica edeceğim sizden. Baş üstüne. En basitinden nefis demek kadın. Yani bütün kitaplarda nefsi temsil ediyor. Yalnız nefis deyip de geçmeyelim. Vücut içinde tekamül eden tek organ nefis. Yani onun için kadın tekamül edince çok nefis bir şey oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diyor ki Peygamber Efendimiz,
her tür nefsi Allah bana sevdirdi diyor. Her tür nefsi. Yani şeytani nefisten tut, rahmani nefse kadar sevdirdi demekten kasıt kabul etmeyi öğretti diyor. Ben herkeste Allah'ın bir isminin tecelli ettiğini ve her şeyin lüzumlu olduğunu kabul ettim diyor. Bu biliyorsun Hazreti Merkez'in adına alışına benzer. Evet. Yani bir kötü gitse bir kötü gelsin diye dua ederim. Bir iyi gitse bir iyi gelsin diye dua ederim. Dünyanın dengesi çok önemli diyor ya Merkez Efendi Hazretleri. Peygamberimiz tamamen bunu anlatıyor. Birinci anlatımla. Daha tabii çok detaylı anlatım var. Kadın erkeğin kendi hakikatini görmesi için gereken aynadır. Onun için akıl hakikatini nefiste seyreder. Onun için kadını sevmezsen o aynayı görmemiş olursun. Kendini tanımamış olursun. Bunu da anlatıyor peygamber. Ve eğer bu şekilde bakarsan, yani ona kadın değil de nefsin tecellisi diye bakarsan, hatta peygamberin nefsi nefsi küldür ya, Allah'ın nefsidir. Dolayısıyla böyle bakarsan kokuyu hissetmeye başlıyorsun. Koku her şeyin hakikatidir. Bence sonra bunun üzerine başka yorumlar da var, onu da söyleyeceğim. Koku mesela içeri girdiğinde gül kokusu duyarsın. Orasının gül kokması orada peygamberin bulunduğunun hakikatidir. Yani hakikat anlamına geliyor koku. Hakikatin zuhuru anlamına geliyor. Kadın koku işte bunların ikisini idrak etmeye başladığın zaman namazda miraca çıkabiliyorsun. Gözümün nuru oluyor diyor. Yani nurum açılıyor. Gözüm hakikati görmeye başlıyor diyor. Ve hakikat miraçtır. Çünkü namaz miraç için kula nasip olmuştur. Dolayısıyla Hindistan'ın meşhur mutasavvıflarından birisi kadını Hazreti Ayşe, kokuyu Hazreti Hatice, gözümün nuru namazı da Hazreti Fatma olarak değerlendirmiş. Hazreti Peygamber'in hanımlara olan davranış biçimini öne çıkarıp onu konuşmayı ben tercih ediyorum. Zira Hazreti Fatma içeri girdiklerinde ayağa kalkarlarmış. Yine sizden nakille öğrendiğimiz. Evet. Hazreti Hatice ile evlendiklerinde kaç yaşındaydı hocam? Siz devam edin lütfen. 15 yaş büyüktü Hazreti Hatice. Öyle deniyor. Evet. Fakat ticaret yapan bir hanımdı, çalışan bir hanımdı. Şimdi en son çalışma ne biliyor musun? Mutasavvıf kadın, yani daha doğrusu İslam kadınlarında müzakere yeteneği bu konudaki en üstün kişi Hazreti Hatice'ymiş. Böyle bir çalışma yapılıyor şimdi İslam şeyinde. Yani Hazreti Hatice çok akıllı, çok çok akıllı. Hatta böyle Peygamber Efendimizle ilgili kitap yazanlar eleştirisel de yazacaklar mesela. Evet. Diyor ki bir tanesi, Hazreti Hatice gibi akıllı bir kadının bir söyleyişiyle peygambere biat etmesi İslam için yeterli delildir diyor. Böyle bir hanımefendi, buradaki peygamberin zarafeti, mesela dadısı da öldüğü vakit biliyorsun mezarını o kazıyor. İçine girip yatıyor. O daha alışık değildir. Ben burayı biraz ısıtayım da diyor. O öyle gelsin diyor. Ve Hazreti Hatice'ye evlenme teklif edişi de şöyle. Bir saksının içine bir çiçek var. Oraya bir ot dikmiş. Ve demiş ki eğer, yani Hazreti Hatice ona ediyor da teklif. Eğer demiş bu otun senin toprağında, bu çiçeğin içinde barınabileceğine inanıyorsan ben seninle evlenmekten çok memnun olurum. Zarafete ve zekaya bakar mısın? Muazzam, muazzam. Hazreti Ayşe'ye su getir dediği zaman orada önce Ayşe'cim sen iç derlermiş. Sonra onun içtiği yerden, hürmeten içerlermiş. Ama şu da var, Hazreti Ayşe la en çok beni seviyorsunuz herhalde. Tek bakire eşi, tek en genç eşi, la diyor, hayır, vallahi Hatice diyor. Neden?
zevç ve zevçe kavramına onlar uyuyor kızım. Zevç, zevçe demek ayakkabının iki teki demek. Ayakkabının iki teki birbirinin aynısı değildir ama beraber yürürler. Onun için biz Hatice ile yürüdük diyor. Tabii ki Hazreti Fatma'nın yeri hiç kimseyle ölçülemez. Çünkü senin de buyurduğun gibi içeri girdiğinde ayağa kalktı tek kişi. Bu da onun bir hanımdan çok karşısında kendi hakikatini gördüğü bir ayna olduğunu ve mücerret bir ruh olduğunu anlatıyor. Zaten çok genç vefat etmiş Hazreti Fatma. Çok büyük bir sultan. Yani İslam kadını için en büyük delil Hazreti Fatma'ya olan sevgisidir. Sohbetin başında söylediğiniz nefsin tamamlanmış hali diyebilir miyiz? Evet, evet. Yani Meryem'in temizliğinin son raddesi Hazreti Fatma'dır. Nasıl ki diyor Meryem'in safiyesine Allah ruhunu koyduysa diyor Hazreti İsa'yı, peygamberi de diyor o safiye, kendi safiye makamına, ki aksi Fatma'dır, Kur'an'ı koydu diyor. Aynı şeydir diyor. Kur'an ruhullah'tır diyor. Peki hocam, peygamberi seviyorum diyen kişi önce ne yapmalı? Bunu asla yapmaz diyeceğiniz bir başlık. Peygamberi seven bunu yapmaz. Peygamberi seviyorum çok büyük bir iddia. Bir kere iddiasında delil isterler. Bunu asla yapmaz dediğim bir şey ne biliyor musun? Halinden şikayet etmez. Peygamber en son olarak buyurmuşlar ki İslam'ın en güzel yanı haline ben memnun olma sanatını elde etmektir demişler. Demek ki şikayeti hayatımızdan çıkaracağız. Çünkü her şey elimizden gidecek. Emen'cim her şey gidecek. Ne kaldı ki zaten? Güzellik gidiyor, konuşma kabiliyeti bile gidiyor insanın elinden. Bir Alzheimer geliyor, her şeyini kaybediyorsun. Ve düşün ki ben ellerimi artık tam kullanamıyorum çok şükür. Kullandığım zaman hiç şükretmemişim. Şimdi açabildiğim her şeye şükrediyorum. Kullanabildiğim zaman yerlere kapanıyorum. Çok şükür bugün de kullandım diye. Yani o kadar az şükretmişiz ki ve şikayeti, mesela dedikoduyu ve şikayeti zevk edinmişiz. Bu işe o kadar maliyaneyle boşa vakit geçirmek. Çok kısa bir zamanımızı bu kadar huzurlu ve mutlu geçirmek için Allah bir fırsat tanıyor. Hadi, hadi diyor sana. Ama sen işte o ne dedi, bu ne dedi, aa benimle ilgili böyle mi dediler? Ne gibi desin? Ay sana anlattım mı bunu bilmiyorum. Anneciğimin son zamanları düğüne çağırmışlar annemi. Annem de daha önce gidemeyeceğini belirtmiş. Yani bizimkilere söylemiş. Çok yani halsizim, yorgunum. Gitmesem ayıp olmaz inşallah demiş. Neyse hanım geliyor annemi düğüne çağırmaya. Ve benim aleyhimde böyle bir yarım saat konuşuyor. Çok şükür. Ondan sonra annemi düğüne davet ediyor. Annem de diyor ki gelirim. Şimdi herkes hanım gidince soruyor. Zaten diyor gitmeyecektiniz. Bir de diyor yarım saat aleyhinde konuştular. Diyor ki kızımın bütün günahlarını aldı. Ben şimdi ona borçlu oldum. O zaman gitmek zorundayım. Meşkûre Hanım. Yani bu hakikat yerleşince sen neye üzülebilirsin? Neye dönüp bakabilirsin? Bir yolda yürüyorsun. O yolda çok işte bak müze. Aklımın köşesinden geçmeyen bir şeydi. Yani burada bana bir ev veriliyor ve ben besbedava yaşıyorum. Ben nasıl şükretmeyeyim? Hocam belki bu tasavvufun anlatıldığı sergilendiği enstitüde şu detayı da Meşkûre Hanım aracılığıyla söylememiz lazım. Şeriatte sana vurana vurma hakkı veriliyor değil evet, mi? Evet. Ama tasavvufta buna izin yok. Bakın Meşkûre Hanım, buyurun siz devam edin. Hayır, tasavvufta elini öpüp başına koyacaksın. Çünkü o el senin için yoruldu, sana vurdu, seni adam etmek için. O el de Allah'ın eli.
kızım başkası yok. Vuran da o. Sevenle ne kadar mutlu oluyorsun. Niye vuranla üzülüyorsun? İkisi aynı else niye üzülüyorsun? İşte bunları düşünerek, hayır bir de azarlanmaktan mutlu ol çünkü seni düşünüyor ve düzeltmek için azarlıyor demektir. Onun için mutlu ol ve böyle çok mutlu yaşayabilir insanlar. Yani tavsiye ederim bu mutluluğu. Bana en çok sorulan soru o. Cemal Nur Hanım hep mi öyle? Ben ne zaman görsem 25 yıldır böyle. Öyle yapana şükürler olsun. Evet. O zevki bana verene yüz binlerce şükürler olsun. Yani çok mutlu yaşatıyor beni. Yani ne diyeyim, bazen kızlara anlatıyorum. Hayat zor geçer ama ben o zor hayatı çok bana bugünü hazırladığını ve çok mutluluk verdiğini düşünüyorum. Kimse çilelerden kaçmasın. Onlarla tekamül ediyoruz. Şikayet de etmesin değil mi? Asla, asla, asla. Herkes ziyaret edebilecek mi hocam burayı? Evet. Burası haftada bir ya da iki gün onu konuşacağız. Açık olacak. Bedava. İsteyen herkes gelip ziyaret. Bu güzelliği yaşayabilecek. Evet, evet. Burada tabii her eser, her hatırat çok kıymetli ama sakalı şerif var. Yani kızım senelerce ben evin, kendi evimizin yıkılmasını engelledim. Çünkü bu sakalı şerif bana verilmişti. Ve örtüler. Burada gördüğüm bütün hatıralar, Kabe örtüleri, iç örtüleri, dış örtüleri, Mescid-i Nebevi örtüsü iç, Hazreti Peygamber'in. Dolayısıyla bunlar o evde durduğu sürece ben bir evde oturuyordum. Evin yıkılmasını hiç istemedim. Fakat Allah bin kere razı olsun. Ne farklı burayı lütfedince, bana de yana alınca evet. Burayı kurmaya karar verdik. Evden o zaman yıkılsın dedi. Ne olursa olsun. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Eşyaları oradan aldık, buraya getirdik. Evde boşaltıldı ama 15 gün sonra ev yandı. Hocam çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sakalı şerif oradan çıktıktan Herkes sonra... Herkes söylemiş bunu, evet. Yani 15 gün sonra... 15-20 gün sonra yandı. Kimse çok geçmiş olsun. Teşekkürler ederiz. Herkes haftada bir gün o süreleri benimle de paylaşırsanız ilan ederim hocam. Çünkü bu güzelliği... Hepinizin yaşamasını çok isterim. Mevlüt Kandili günü. İnşallah. Tamamının açılışı olacak. Harika. Orada da çok güzel şeyler var. Tefekkür odaları, Hira Dağı'nı temsil eden odalar, aynalı odalar ve birçok tasavvufun peygamber devri, züht devri, tarikatlar devri. Bugüne kadar dünyada yapılmamış bir tasavvuf tarihi görüntüsü verilecek. Ve insanlar biraz tefekkür edecek. Orada çok zevkli olacağını En unuttuğumuz şey değil mi hocam? Evet. Kendimizle kalmak, hatta şöyle oturup karşıya bakmayı bile bıraktık. Hep elimizde telefon. Ay ne acı, ne acı, ne acı. Bence atom bombasından daha tehlikeli. Yani bu kadar elimizde telefonla gezmek, maddi manevi. Hem saatimiz açısından hem depresyonların çok artmasına neden olması açısından. İnsanlar okumuyorlar. İnsanlar Allah'ı düşünmüyorlar. Cennette yaşadıklarını fark etmiyorlar. Ne lütufların içinde olduğunu kimse farkında değil. Yani konuşabiliyorsa, duyabiliyorsa, ilişki kurabiliyorsa gerçekten cennettedir insan. Ve Cemal Nur Sargut hep derler ki, bu dünyada cenneti bulamayan öte alemde cennet aramasın. Aramasın, evet. Yani bu dünyada her şeyin kurgu olduğunu, her şeyin aslının öbür alemde olduğunu bilmeyen için Allah yardımcıları olsun diyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Şimdi birlikte gezelim biz burayı. Olur. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Emeklerinize sağlık. Tüm arkadaşlarımızın da çok emek vermişler. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Efendim mutlaka açılışı yapıldığını ilan ettiğimize gelin ve bu güzellikleri görün.